Evet, şimdi sırada dergilerden bir tabure yapmak var. Bulduğum tüm eski dergileri toparladım. Onları böyle bir yükselti olarak kullanıp bir tabureye dönüştüreceğim. Şimdi öncelikle şu dergilerimi kenara çekeceğim. Bunları çünkü sonraki aşamada kullanacağız. Evet, oldukça da ağır. Şu dergilerimi ben en alta koyacağım. Ve şöyle bir ahşap parçam var. Bu ahşap parçamı bu en alta koyacağım dergilerin ölçüsüne göre keseceğim. Hemen kalem alıp geliyorum. Kalemimi bulamıyorum. Buldum. Bazen çok dağınık çalıştığım için eşyalarımı bulmakta zorluk çekebiliyorum. Şimdi neden bu dergiye göre ölçü alıyorum? Çünkü en altta bu dergi olacak. O yüzden de bunun ölçüsüne uygun olmalı ahşabım. Bunu şimdi dekupaj testere kullanarak hızlı bir şekilde keseceğim. Testlerimi alacağım. Eldiven ve gözlüğümü unutmuyorum. Bir de tabure alacağım bunun altına koymak için. Onun yardımıyla keseceğim. Evet, ben şimdi çizgime göre kesme işlemine başlıyorum. Dikkat edelim. Tasarımlarımızda kullandığımız kesici el aletleri ve diğer tüm makinaları uzmanlardan destek alarak kullanalım. Kesici ve diğer el aletlerini kullanmadan önce mutlaka profesyonel eğitim veya destek almayı unutmayınız. Şimdi bir de bu taraftan keselim. Dekupaj testereyi sağa sola kaydırmak çok kolay. Çok düzgün bir kesim elde edemeyebilirsiniz. O yüzden mutlaka bir çizim yapıp onu takip edin. Evet, kesme işlemimizi tamamladık. Tabii ortalığı biraz toz yaptık ama istediğimiz boyutlarda parçamız hazır. Şimdi hazır eldivenim, gözlüğüm buradayken diyorum ki şu dekupajı bir kaldıralım. Şu tozu da bir silelim, temizleyelim. Sonrasında matkabımızı alıp ahşap parçamızın arkasına tekerleklerimizi sabitlemeye başlayalım. Şimdi ne yapıyorduk? Ahşap parçamızı kestik. Tekerleklerimiz burada. Matkabımı, vidalarımı alıyorum. Bir de sivri bir cisim alıp nokta koymak için o cisimi de alıyorum ve geliyorum. Şimdi önce şöyle işaretlerimi bırakmak istiyorum. Tam köşeleri yapacağım. Aslında normalde tam köşeyi yapmasanız, şöyle yapsanız daha iyi olabilir. Ama ben alttan kemer geçireceğim için ve kemerin çok kenarda durmasını istediğim için şu noktaya yaparsam tam kemere denk gelecek. O yüzden tam şöyle köşeden yapmak istiyorum. Kullandığım tekerlekler her yöne dönebiliyor gördüğünüz gibi. O yüzden bu tabureyi istediğimiz yöne çok rahat bir şekilde hareket ettirebileceğiz. Matkabımı da aldım. Hadi bakalım şimdi ilk tekerleğimizi vidalayalım. Her bir tekerlek için 4 tane vida yerleştireceğim. Evet, ben şimdi hızlı bir şekilde diğer 3 tekerleğimi de aynı bu tekerleği yaptığım gibi sabitleyeceğim. Ve taburemizin tabanı hazır. Hadi bakalım şimdi bunun üzerine dergilerimizi yerleştirelim. Bir minder dikelim. Sonra da kemerle bunları bağlayalım. Ama önce ortalığı topluyoruz. Taburemizin tabanı tamam. Hadi şimdi dergileri de üzerine yerleştirelim güzel bir şekilde. Zaten ölçüyü tam buna göre almıştık. O yüzden kenarda hiç fazlalık kalmadı. Şimdi diğer dergilerimi de yerleştireceğim. Evet, şimdi şöyle birazcık düzeltmem gerekecek.
Şuraları tam eşitlemek istiyorum. Daha estetik, daha güzel görünmesi için. Tamamdır. Şimdi bir de bunun üzerine minder yapalım ki oturduğumuzda rahat edelim. Hemen ben şimdi bunun ölçüsüne göre kumaşımdan bir minder dikeceğim. Arkada çok güzel bir kumaşım vardı. Aldım ve geldim. Şöyle üzerinde küçük çiçek desenleri olan çok güzel keten bir kumaş. Bunu kullanacağım. Ama ben buna fermuar dikmeyeceğim. Çünkü kırlentlere fermuar diktiğimizde o fermuarı alt kısma getiriyoruz ve fermuar görünmüyor. Ama bunun dört bir tarafı açık olduğu için fermuar dikersek görünecek. O yüzden çok hoş bir görüntü olmayacak. Fermuarsız yapacağım bunu. Hemen şimdi ölçümü alacağım. 31 cm'ye 41 cm ölçülerinde bir minder dikeceğim. Çok hızlı bir şekilde. Buradan 41 cm'lik bir parça keseceğim. Kumaşımı ikiye katladım. Böylece aynı anda iki parça kesmiş olacağım. Buradan da 31 cm işaretliyorum. Ve kesiyorum. Bunu yine aslında isterseniz çizim taşınızla öncesinde çizerek de kesebilirsiniz. Ama benim burada çiçeklerim var. Onlar bana yol gösteriyor. Nereden düzgün şekilde kesmem gerektiğini. Tam iki çiçeğin arasından kesiyorum. O yüzden çizme gereği duymadım. Şimdi burayı da arayı da keselim. Şu anda kullandığım makas sürfile makası diye geçiyor. Ucu tırtıklı bir makastır. Genelde kumaşların ucu ipliklenmesin kestiğimizde dağılmasın diye kullanılır. Şimdi ben iki ayrı parçamı kestim dergilerimin ölçülerine göre. Düz tarafları birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve üç bir kenarından dikiyorum. Bir kenarını açık bırakıyoruz. Oradan çünkü minderimizi yerleştireceğiz. Şimdi şöyle birkaç iğneyle sabitleyeyim. Dikerken kayma yapmasın. Hadi bakalım şimdi dikme işlemine başlıyoruz. Makinemi şöyle önüme aldım. Bir de taburemi alayım. Ayakta dikiş dikmek neredeyse imkansız çünkü. Altta bir pedal var. O pedala basıyoruz dikiş dikerken. O yüzden de oturmamız gerekiyor. Dediğim gibi minderimizi üç tarafından dikiyoruz. Çünkü bir tarafından şu ağız kısmından içine yastık koyacağız. Ben şimdi dikme işlemine başlıyorum. Dikerken eğer kumaşı döndürmeniz gerekiyorsa şöyle iğne batılı bir şekilde döndürürseniz çok daha düzgün bir sonuç elde edeceksiniz. Bu da sizin için küçük bir ipucuydu. Minderimiz üç kenarından dikildi. Şimdi şöyle ters çevirelim. Şöyle uçlarını iyice dışarı çıkarıyorum parmağımla iterek. Ve gayet güzel görünüyor. Bence kumaş da çok güzel oldu. Dergilerime çok yakışacağını düşünüyorum. Hadi şimdi bunun içini doldurup bu açık bıraktığımız kısmı da dikip minderimizi tamamlayalım. Bir yastığım var. İçine koyacağım bunu. Çok yüksek bir minder olmamasına özen gösterin. Çünkü biraz böyle düz durması gerekiyor dergiler gibi. Burada bombeli bir yastık çok hoş durmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu şu fazlalık iplikleri bir keselim önce. Keten kumaş olduğu için böyle iplikler çıkabiliyor. Bu kısmı nasıl dikeceğiz? Şöyle içeri katlayacağım. Hem buradan biraz katlayacağım hem de buradan. Sonra da bunu şöyle çok kenardan dikerek burada güzel bir görünüm elde edeceğim. Şöyle ben içeri katlayıp biraz iğneleyeyim istiyorum.
planladığım çok daha güzel oldu bence. Hadi bakalım, şimdi makinemizi şöyle bir kenara koyalım. Taburemizi ortaya çekelim. Taburemiz hareketli olduğu için ortaya çekmek çok ama çok kolay. Ve binderimizi de üzerine yerleştirelim. Bundan sonra ne yapacağız? Kemerlerle bu minder ve dergileri birbirine tutturacağız. Kemerlerim de burada. Tokaları şu ön kısma getireceğim. Çünkü tokaları buraya denk gelirse rahatsızlık verecektir biz otururken. Sanırım bence taburemiz artık üzerine oturmaya, ayağımızı uzatmaya hazır.